Konuklarımızdan gelen sorular var. Acun abiye sormak istiyorum. Parayla saadet olmaz diyorlar. Doğru mu? Demiş bir arkadaşımız. Doğru. Evet. Çok iyiymiş ya. Arkadaş siz de demiş bir arkadaşımız. Siz de yatarken üşüdüğünüzde yorganın ucunu ayağınızın altına alıyor musunuz? Kime sormuşlar? Bunu ortaya sallamış işte birisi böyle. Ben kime kesinlikle alıyorum. Diye. Kesinlikle evet. Yorganın ucunu ayağın altına. Tabii tabii. Hocam. Bayılırım. Öyle bir alışkanlığım yok. Sende yok. Sen hep yazlık yerlerde gezdiğin için senin... senin yorgan nedir onu unutmuşsundur sen yani. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Ben soğuk odada yatarım. Ayağımın altına alırım bir de kafamın altına. Dizlerimi de şöyle yapınca arada boşluk oluyor. O boşluğun o ısı... içine ben yapıp... Acayip güzel bir ısınıyor orası yani vallahi. Süperdi. Acun abi bana para kazanmayı değil acın olmayı öğret demişler. Çok iyiymiş. Bayağı senden böyle istekler, paralar, pullar böyle bir durum. Bak bir arkadaş şey sormuş. Fenerbahçe'ye başkan olmak ister mi demiş. Yok istemem. Hiç girmez misin o toplara? Yok istemiyorum. Yani Türkiye'de futbolun genel yapısını beğenmiyorum. Yani futbolun... Yani futbolun bizim aramızda gerginlik yaratmasından çok mutsuzum. Evet ya o ciddi artık o yüzden de o negatif enerjinin içinde olmak istemiyorum. Gerçekten inşallah güzel günler görürüz. Sen de çok duygulandın. Ben bu konuda çok uzun konuşmak istiyorum hep içime atıyorum. Gerçekten şu futbol ne kadar birleştiriciydi, ne kadar garip bir yere geldi yani. Aynen. Evet. Simge abla Kenan Doğulu'ya benziyorsunuz demiş. Evet, öyle bir şey var. Çocukluğum boyunca Kenan Doğulu'ya benzetildim. Hatta bir fotoğraf var. Gerçekten ben bile gördüm. Yani grup arkadaşlarıma da yolladım. Ya var var, o fotoğraf bizde var. Senin arkadaşlarından al. Ya yansıtabilir miyiz onu? Gerçekten benziyor muyum? Bakın bu Simge Sağan. Bu gerçekten Simge Sağan. Sensin değil mi? Kırmızı ruju patlat ben, tabii. Bu Kenan mı? Kenan. Ha, çok iyiydi ya. Ben geç, ben senin fotoğrafı... Ben mi zannettin? Yok bir şey keselim, bant yayın. Allah'ım, Kenan'dan özür diliyoruz, devam ediyoruz. Çok da severim Çelik'ten kendisini. Çelik'ten de özür diliyoruz bu arada, evet. Fazla. Evde veya dışarıda video izlerken Wi-Fi'de olmadığınızı fark edip siz de ağlayacak gibi oluyor musunuz demiş. Onurcan Aktan. Yani. Acun Ilıcalı'ya sormak istiyorum. Acaba restoranda yemek yedikten sonra masada duran ıslak mendille ayakkabısını sildiği oldu mu? Tayfun Erdoğan. Şimdi sebebini aradım niye silsin diye. Abi o ıslak mendille el silindikten sonra bir de şuralar falan yapıldıktan sonra hafif şuralara da geldikten sonra o artık bir ayakkabıyı hak eder o şöyle bir şey yapılır. Yani şöyle anlatayım ben arkadaşlarımızın çoğu benim hayat hikayemi biliyorlar. Ben üniversite yıllarında annemle babamı kaybettikten sonra gerçekten çok ciddi derecede parasız dönem geçirdim. O dönemde de böyle bir şey yapmadım yani. O yüzden hani... anlam da veremiyorum hani bizim hiç başıma gelmedi. Bunun parayla alakası yok diyorsun yani. Yani silmese de iyi olur yani. O boş ver atsın onu.